Spor'un kanalı Sports TV'de Güreş Dünyası programında yeniden birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yaklaşıyor ve hafta sonu güzel haberler geldi. Nereden? Budapeşte'den 6 madalya elde ediyorduk. Ama aynı zamanda da 4 kota erkeklerde, kadınlarda Evin Demirhan'ın ismini de duyacağız ve Tokyo 2020'de umuyoruz ki kürsüde de olacaklar. Tabii ki Bulgaristan'da da kota müsabakaları olacak. Yani bir fırsat daha var, bunu da hatırlatacağız. Dediğimiz gibi bugün biraz özel yapıyoruz. İlk başta Minder'e özel konu başlıklarımız olacak. Sporcularımızı ayrı ayrı işleyeceğiz. Ben Eren Yazıcıoğlu sizlerle birlikteyken Skype bağlantısıyla da sevgili Recep Tosun bizlerle birlikte olacak. İlk bölümün ardından ikinci bölümde ise tabii ki Tarih Kırkpınar yağlı güreşleri de tarif verilmesi konusunda özellikle öncesindeki organizasyonlarla ilgili de sıcak gelişmeler var sevgili Recep Tosun. Bunlara da değinecek ve tabii Survivor'da yaşananlar, bunu da bir parantez açacağız. Baş pehlivanımız İsmail Balaban'la ilgili bir takım sözler sarf edildi ve sonrasında da Türkiye Güreş Federasyonu'nda bir kınama mesajı yayınladı. Bunu da ekranlarınıza taşıyacağız. O zaman dilerseniz Budapeşte'yi konuşalım sevgili Recep Tosun'la birlikte. Koza TV spor müdürü, güreş spikeri ve aynı zamanda yorumcusu, güreş dünyasında daimi yorumcusu, bu sefer teknolojinin imkanlarıyla bizler birlikte. Recep abi merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar Eren Yazıcıoğlu. Teşekkür ederim. Recep abi mutluyuz ve umutluyuz. Umutlu olmaya da devam ediyoruz. Budapeşte'den gelen haberler arka arkaya gün gün, sen de takip ettin sevgili Atak Arataş hocamız, bizleri hep bilgilendirdi. Ve sonrasında dedik ki biz bu haftada bu programı yapalım, işleyelim. Çünkü özellikle Kerem Kamal özelinde diğer sporcularımızın başarısı bizlerin gerçekten büyük övünç kaynağı oldu ve gururlandık diyoruz. Tabii ki Gençlik ve Spor Bakanımızın Kerem Kamal'a özelinde de bir mesajı da yayınlandı. Herkes güreşe odaklanmıştı diyebiliriz aynı zamanda. Kerem'le başlayalım dilersen Recep Tosun ve Kerem özelinde neler söylemek istersin? Sen de takip ettin. Nasıldı performansı? O heyecanla hep bize hissettiriyor. Evet, senin de söylemiş olduğun gibi Eren Yazıcıoğlu, Avrupa kalifikasyon ayağı tamamlandı. Olimpiyat kotası noktasında 1 altın, 3 gümüş, 2 bronzla kapattık. 6 madalya ve 4 kopitayla bu şampiyonayı kapattık. Önümüzdeki ay içerisinde yapılacak olan dünya kalifikasyonu Bulgaristan Sofya ayağı son olarak yapılacak. Oraya da çok çok umutlu bir şekilde gideceğiz. Senin de yine söylemiş olduğun gibi Kerem Kamal üzerinden devam edelim. UVV'nin zaten bir yıl, bir buçuk yıl boyunca üzerinde çok bahsettiği, dünya güreşinde, dünya minderlerinde büyük bir starın kazanıldığını ve bunun da Türk olduğunu, isminin Kerem Kamal olduğunu her defasında dile getirdi. Kendisi de yanıltmadı dünya güreş otoritelerini ve 60 kilogram bisiklette altın madalya uzandı. Ve yine senin de söylemiş olduğun gibi Türkiye Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kerem Kamal özelinden tüm bu şampiyona katılan, başarılı olan, başarısı olan bütün güreşlerimizi tebrik etti, yapmış oldukları mücadelelerden dolayı. Dilersen ben hemen Macaristan'ın Budapeşte'deki yapılan bu Avrupa kalifikasyonuna biraz değinmek istiyorum. Tabii tabii, bir genel hatlarıyla bakalım. Diğer görüntüleri de döndürür arkadaşlarımız. Çünkü Kerem Kamal dedik, Osman Göçen, Süleyman Karadeniz ve Evin Demirhan'da kota aldılar. Sen de vurgu yapıyorsun. Evet. Lütfen. Vurgu yapacağım ama onun özelinde şuraya şuradan başlamak istiyorum Eren Yazıcıoğlu. Bir kere bu Avrupa kalifikasyon Macaristan Budapeşte ayağı bizim için çok çok zor geçti. İnanılmaz zor geçti. Ben 33 yıl bu er meydanlarında, minderlerde güreş yaptım. Evet. Ama 8 yıldır da basın ayağında bulunuyorum. Basına yansımayan ya da arka planda çok çok büyük zorluklar vardı. Bunların haberini aldım ben. İlk ağızdan olsun, ikinci ağızlardan olsun, orada yaşayanlardan olsun. Bir kere bizim Greco-Roman stildeki güreşçi kardeşlerimiz, milli güreşçilerimiz Mart ayı başında bir Covid yaşamışlardı. Evet. Ve bundan aynı zamanda da hem Covid'den kurtulmak hem de antrenmanlara devam etmek çok zordu. Budapeşte'ye varıldı. Orada çok büyük büyük sıkıntılar yaşandı. Biliyorsun pandemi süreci var bütün dünyada. Orada da geçerliydi bu. Pandeminin vermiş olduğu olumsuz şartlar hem bizim milli takıma yansıdı, Rusya milli takımına yansıdı, birçok milli takımlara yansıdı. Hatta ve hatta Sayın Federasyon Başkanımızın dirayetli duruşu, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin özellikle uluslararası alandaki güçlü duruşundan kaynaklanan o bizim gücümüzü hissettirdik ve orada tüm branşlarda katılım sağladık. Bunun altını çiziyorum. İnşallah önümüzdeki hafta
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Sayın Musa Aydın eğer canlı yayınımıza katılırsa kendisinin bu yaşamış olduğu özelde ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü ve kudretli bir devlet olduğunu bu şampiyonada da öne çıkardığını kendisi ilk ağızdan verebilir. Ben öncelikle bu şampiyonanın çok çok zor şartlar altında yapıldığını altını çizmek istiyorum. İlk etapta Eren Yasucuoğlu. Evet, bunun detaylarını dediğin gibi Musa Başkan'dan alacağız. Bunun sen donelerini bize vermiş oldun. Kerem Kamada... Yani bunu söylemek zorundayız. Bunu söylemek evet. zorundayız. Evet, 6 madalya 4 kota ve toplamda 8 kota yapıldı. 8 Doğru. kota kazanıldı. Doğru. Biz bunun üstüne de çıkabilirdik ama bu olumsuz şartlar ve biraz da hakem lobisi de var. Bundan da bahsedeceğiz. 86 kilogramlı siklette Osman Göçer hakikaten büyük büyük çıkış yaptı ve ben bu siklette olimpiyatlarda varım dedi. Altın madalya için güreşeceğim dedi ve tüm rakiplere gözdağı verdi. 97 kilogramlı siklette sen de bahsediyorduk birlikte. Süleyman Karadeniz. Bu noktada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bayramşit, olimpiyat şampiyonumuz Denizli'li, olimpiyat şampiyonumuz Bayramşit'ten sonra Denizli'yi olimpiyat bazında temsil etme şansını yakalan Süleyman Karadeniz uzun yıllar sonra Denizli ilinde çok büyük bir sevinçle karşılandı. Bunun da müjdesini verelim. Bu ayrıntıyı da paylaşmak istedim. Değerli Eren Yasucuoğlu evet. ve Evin Demirhanlar'da hakikaten 50 kilogramlık siklette büyük bir çıkış yaptı. O da olimpiyatlarda ben de varım dedi ve bu kotayı kazandı. Bizim için sevindirici taraflar bunlar. İkinci bölümde ya da ikinci noktalarda nelere değinmek istiyorum sen söyleyebilirsin. Evet, şimdi tabii ki özelinde sen bilgileri veriyorsun ama aynı zamanda da şimdi bizler takip ederken uluslararası senin de bildiğin gibi Güreş Federasyonu da oyuncularımızın gerçekten merceği altında. Çünkü şimdi YouTube sayfasına baktığımız zaman Uluslararası Güreş Federasyonu'nun milli sporcularımızın röportajlarını da görüyoruz. Yani hemen ön sıralarda. Dilersen hemen ben Kerem Kamal'ın bir sıcağı sıcağına açıklamaları var. Onu izleyicilerimize paylaşalım. Biraz da yine Kerem Kamal özelinde de gidiyor olacağız. Şimdi arkadaşlarımdan rica ediyorum. Kerem Kamal'ın altın madalya ve olimpiyat kotası aldıktan sonraki açıklamalarına göz atalım. Beklediğim gibi zor geçti. Baştan 2 puan almam benim çok avantajım oldu. Başta puan aldıysam eğer maçın benim için olumlu geçeceğini düşünüyordum ki keza öyle oldu. Çok şükür, bin şükür, elhamdülillah olimpiyatlara gidiyorum. Hayallerim olan çocukluğumdan beri, 2006 yılından beri deli gibi beklediğim, konuşurken heyecanlandığım hissime şu an ayışıyorum ve inşallah olimpiyatta da madalya alarak efsane bir sporcu olmak istiyorum. Ben 21 yaşındayım. Bu benim ilk olimpiyatım. Ve olimpiyata gitmek inanın öyle bir duygu ki ben bunu size anlatamam. Çocukluğumdan beri etrafımda olan ailem, insanlar, çevredeki kardeşlerim o kadar iyi biliyor ki şu an hissettiklerimi. Uzun yıllardır, 2016 yılından beri bunu bekliyordum ben. Çok şükür, elhamdülillah Allah'ın nasip etti. Ve gittiğim için çok çok mutluyum. Emeği geçen herkese, çocukluğumdan beri bana antrenman veren hocalarım, arkadaşlarım, takım arkadaşlarım, kardeşlerim, herkese çok çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. İnşallah bunu olimpiyat manzarasıyla taçlandırıp efsane bir sporcu olmak istiyorum. Kerem Kamal, 21 yaşındayım diyor. Herkese teşekkür ediyor. O kadar böyle o heyecanı bizlere yansıtıyor ki. Ve diyor ki Recep Tosun efsane bir güreşçi olacağım diyor. Efsaneler arasına girmesi... Erken mi yoksa elde ettiği başarılarla biz bunu erken yaşayacağız, sen de bunu öngörebiliyor musun? Şimdi Hamza Ellikayır'ın 17 yaşında dünya şampiyonu olmasının erken olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır, söylemeyiz. O da hakikaten dünyanın en büyük güreşçilerinden biri oldu. Kerem Kamal 21 yaşında, senin de söylemiş olduğun gibi bir yıl güreşmemiş olması aslında birçok dünya güreşçileri için dezavantaj olsa da bizim güreşimiz Kerem Kamal için tecrübe elde edebilmesi için çok önemliydi. Ve o bir yıl Kerem Kamal'a hem fiziksel olarak hem de mental olarak ne kadar büyük bir yansıma yaptığını burada bu röportajda görüyoruz. Bu altın madalyada görüyoruz. Ben inanıyorum bunu olimpiyata kadar çok güçlü bir şekilde, daha güçlü bir şekilde taşıyacak, mental olarak yükseltecek.
ve inşallah umut ediyorum. Hakikaten çok umutluyum. Kerem Kamal Olimpiyat'ta İstiklal Marşımızı söyletecek, bu umudu, bu yürekten bir şekilde istiyorum, arzuluyorum Eren Yazıcıoğlu. Evet, ben de onu hissediyorum. Yani Kerem Kamal ve Süleyman Karadeniz'e zaten bizler de takip edilmesi gerektiğini, senin aracılığınla bizler de odaklanıyoruz diyelim bu isimlere. Peki şimdi çok üzülüyorum Eren Yazıcıoğlu. Bütün buyur. Dünyanın gözü bu aynen. İki ismimiz üzerinde, sadece biz değil. Tamam. Şimdi Selahattin Kılıç Sallayan'a da ve aynı zamanda Metehan Başar'a da değinelim dilersen. Osman Göçen, Süleyman Karadeniz özelinde bir yarı final hatasını videoya geçireceğiz ama hani Selahattin Kılıç Sallayan da bronz madalya elde eden sporcularımızdan biriydi. Metehan Başar da yine aynı şekilde bronz madalya elde etti. Bu isimler, bu millilerimiz hakkındaki görüşlerini de almak isterim. Şimdi bu iki isim de aslında çok, özellikle Metehan Başar çok çok tecrübeli bir isim. Selahattin Kılıç Sallayan da artık yavaş yavaş rüştünü ispatlamaya başladı ama burada her organizasyonun, her mücadelenin bireysel manadaki sporlarda, özellikle Eren Yazıcıoğlu, küçük, çok küçük hatalar bile bir anda size büyük bedeller ödetebiliyor. Macaristan'da Budapest'in bu kalifikasyon ayağında bu talihsizlikleri her ikisi de yaşadı. Çok ucu ucuna kıl payı kaçırdılar ama ben inanıyorum ki özellikle hem Selahattin Kılıç Sallayan ve Metehan Başar, bayanlarımızda da Yasemin Eder ve Buse Tosun muhakkak ama kesinlikle, çok net söylüyorum, bakın bunun çok altını çizerek değil, çok net söylüyorum, Bulgaristan'daki Sofya ayağında, Dünya Kupası ayağında, yani Dünya Kalifikasyon ayağında bu dört isimde ben çok net bir şekilde gönül rahatlığıyla söylüyorum, Olimpiyat kotası, madalyası alacak çok güçlü isim bu dört isim Eren Yazıcıoğlu. Peki Recep Tosun, Süleyman Karadeniz'in yarı finaldeki bir mücadelesinde yaşananlar, bunlara sen parmak basmak istiyorsun ve şimdi ben VTR'ye paslayacağım, görüntüler arka arkaya gelecek, sen zaten hakimsin. Evet, evet Yazıcıoğlu, burası çok önemli, değerli yönetmenimize teşekkür ediyorum. Neden? Çeyrek finalde mesela bu aynen. Bir olimpik şimdi kotasıydı. Şimdi ekranlara gelsin o zaman, sen zaten biliyorsun, arkadaşlarımızdan rica ederim. Aynen, rica sen edin. Görüntüler üzerine de konuşabilirsin. Tamam, Süleyman'ımıza rica ederim. Süleyman burada çeyrek final mücadelesi yapıyor ve evet. Burada 1-0 mağlupken rakibi tek daldı. Minder'in dışına çıkmadan ayağını kurtaran Süleyman Karadeniz ikinci puanı vermeden aslında zon çizginin içerisinde kendini kurtardı. Ancak hep bahsediyoruz Eren Yazıcıoğlu, biz sahada sadece Minder'de rakipleri değil, hakemleri de yenmek durumundayız. Hakem burada çok bariz bir şekilde ayağını kurtaran Süleyman Karadeniz'i ayağını dışarıda kurtardı diyerek bir puan daha verdi. Evet. Ve 2-0 getirdi. Buna Süleyman Karadeniz inanarak dedi ki hayır, ben Minder'in içerisinde ayağımı kurtardım, burada puan vermemesi gerekiyor diyerek kenarda duran Abdullah, değerli hocası Abdullah Çakmar'a dedi ki itirazın yerine at hocam. Ben çok eminim, ben ayağımı içeride kurtardım. Bunu niçin ekranlara getiriyoruz biliyor musun Eren Yazıcıoğlu? Yani lütfen. Çok teknik manada Süleyman Karadeniz çok güçlü. Dünyanın gözü onun üzerinde ama burada çok çok büyük bir hata yaptı. Bu da sanırım teknik heyetle bunu konuşmuşlardır. Burada Abdullah Çakmar hocasına diyor ki hocam itiraz süngerini içeri at, ben çok eminim benim ayağım içerideyken kurtardım. Daha sonra ne oldu? İkinci bölümde izleyelim, değerli yönetmenim ekranlara getirsin. İkinci bölümde Minder hakemi, masa hakemleri birlikte Süleyman Karadeniz'in ayağını dışarıda kurtardığını, aslında tam tersi bir karar verdiler ve 2-0'dan itiraz edildiği için bir puan daha verildi ve bir anda 3-0'a geldi. Yani normalde itiraz etmemiş olsaydı, 2-0'la mücadele edememiş olsaydı, bir kez bastırarak bir seferde 2 puan aldığı için Süleyman Karadeniz 2-2'den yarı finale kalabilecekti. Ama 3. puanı itirazdan verdiği için ne olacak? İki kez bastırmak zorunda kalacaktı. Yani size 1-0'dayken 1-1 bir gol atmanız, sizi berabere götürürken siz bir anda 2-0'a düştüğünüz için siz iki gol atmanız gerekiyor. Burada Süleyman Karadeniz teknik anlamda çok büyük bir hata yaptı Binder'de. Ama bunu teknik noktada mutlaka kendini geliştirebilmesi, hocalarının, bencin, kenar yönetimin mutlaka direktiflerine uyarak sadece sahada kendi inancıyla değil, hakemlerin de hata yapacağını ya da hakem lobisinin kurban olabileceğini düşünerek bunu mutlaka çok iyi ama çok iyi analiz ederek mindere çıkması gerektiğini ve tüm güreşçi kardeşlerimizin de aslında bu mentalitede mindere çıkması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu görüntüleri bu yüzden hazırladık. Eminim ki teknik ekip bu noktada sadece Süleyman Karadeniz değil,
Bütün milli takım bazındaki güreşçilerimizi bakın burada görüyorsunuz. Normalde ayağı dışarı çıkmadan Süleyman Karadeniz kendini kurtardı. Ama hakem lobisi burada 1 puan daha verdi ve 3-0 çok zor duruma düşürdü Süleyman Karadeniz'i. Yani 2-0 mağlubiyetle 3-0 mağlubiyet arasında çok büyük bir fark var. Ama Süleyman Karadeniz o gücüyle, hırsıyla, hızıyla, tekniğiyle bunu bu açıyı kapattı. Ama bu olimpiyatlarda bunu kapatabileceğinin bir garantisi yok Eren Yazıcıoğlu. Bu noktada kenar yönetime mutlaka riayet etmesi ve sadece sahada rakibini değil hatalı karar verecek olan hakemleri de göz ardı etmeden kenar yönetime bütün inisiyatifi bırakması gerekiyor. O yüzden ben bu görüntüyü istediğim yönetmenime teşekkür ediyorum. Tüm milli takım bazında bu özelden bu görüntüyü paylaşmak arzusundaydık. Sana da teşekkür ediyorum Eren Yazıcıoğlu. Evet, biz teşekkür ederiz. Faydalı da olmuştur burada hem sporcularımız için hem de antrenörleri için. Bu da şampiyon öncesinde hiç olmazsa odaklanma konusu ve aynı zamanda nasıl davranmalı şeklinde de senin bu bilgilerin de akılda kalacaktır diyelim. Peki 8 isim kota aldı şimdi toplamda ve bir kadın sporcumuz var. Evin Demirhan ve gümüş madalya da elde etti aynı zamanda. Evin'in de yine Uluslararası Güreş Federasyonu'nun YouTube hesabında röportajı vardı. Ben arkadaşlarımdan şimdi rica edeceğim. Çok kısa hemen o heyecanlı anları hemen Minder'den sonraki açıklamalarına bakalım sevgili Evin. Olimpiyat oyunlarına ilk kez vize aldım. Çok mutluyum. Çünkü 2016 Rio'da sadece 3. oldum işte. Çok çalıştım, çok inandım. Ve bugün Tokyo'ya bilet aldım. Emek veren, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Pes etmedim, çok çalıştım ve geldi. Tebrik ediyoruz bir kez daha sevgili Evin Demirhan'ı, hocalarını diyelim ve Recep Tosun. Şimdi tabii program başında da aralarda da evine de vurgu yapıyordun ama bizler Yasemin Azar'ın da burada bir madalya almasını tabii ki bekliyorduk. Tabii diğer isimler Buse Tosun olsun, Bedia Gün bu isimleri de sayabiliriz. Şimdi ben hatırlatayım izleyicilerimize. Taha Akgül, Rıza Kayalp, Cenk İldem, Süleyman Atlı ve bu isimlerin yanına Kerem Kamal, Süleyman Karadeniz, Osman Göçen ve Evin Demirhan katıldığı. Bundan sonrası Bulgaristan'a vurgu yapalım seninle. Evet, Bulgaristan'a vurgu yapalım. Eren Yazıcıoğlu ama Evin Demirhan'a bir parantez açmak istiyorum müsaade edersen. Lütfen. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Musa Aydın 2020'nin Ekim ayında Antalya'da çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Neydi bu? Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güreş yapan 12-16 yaş arası Türk güreşinin geleceğin yıldızları noktasında tam 600 genç güreşçi kardeşimizi orada büyük otellerde kampa aldı ve tüm Türkiye bir arada mesajını verdi. Güreş camiası adına. İşte Evin Demirhan'da Siirt'ten yetişmiş genç bir güreşçi kardeşimiz. İşte bunun semeresini alıyoruz. Eren Yazıcıoğlu bu çok önemli. Siirt'ten bağrından kopup gelmiş ve dünya minderlerini sürklase eden olimpiyatta da bu siklette özellikle 50 kilogram siklette tüm güreş severlerin parmakla gösterdiği altın madalya adayı Evin Demirhan oldu. Şimdi bu noktada Federasyon Başkanı Musa Aydın'ın ne kadar doğru bir strateji belirlediğini ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da işlenmemiş maden olduğunu, güreş noktasında çok yetenekli güreşçiler olduğunu hep altını vurgu yaptı. Ama bugüne kadar Sayın Musa Aydın Başkanımızdan başka kimse bu projeyi el atmadı. Biz hep birlikte Türkiye olmanın fotoğrafını burada verdik. Bu çok önemliydi. Ben Evin Demirhan üzerinden Siirt'ten ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki tüm gençlerimize umudunuzu kaybetmeyin, hırsınızı kaybetmeyin, çalışmayı bırakmayın. Bir gün siz de Evin Demirhan gibi Siirt'ten kalkıp Tokyo'da Türk bayrağımızı, İstiklal Marşımızı bütün dünyaya ezberletebilirsiniz. Bu doğrultuda bu mesajı vermek istedim. Diğer tarafta da senin soruna gelmek istiyorum. Lütfen. Yasemin, Buse Tosun, Bediha Gün. Çok tecrübeli isimler muhakkak. Burada da talihsizlikler yaşadılar. Ancak şu demek değildir ki omuzlarındaki taşıdıkları apolite bakıldığında yani bunlar dünya çapında çok çok önemli isimler ve olimpiyatta mutlaka yer bulacaklar ve yer buldukları takdirde de ilk üçün içerisinde mutlaka olacak isimler. Ben dünya kalifikasyonu olan Bulgaristan'ın Sofya ayağında bu üç ismi Yasemin Adar'ın bayanlarda Buse Tosun ve Bediha Gün'ün mutlak surette en az finallere kalıp mutlaka olimpiyat kotası alacağı inancım çok çok yüksek Eren Yazıcıoğlu. Sporcularımıza, Efraim Hoca'ya da bizler buradan selam gönderelim ve takipteyiz diyelim o zaman sevgili Recep Tosun. Ve o zaman ilk bölümü tamamlamış olalım dilersen. Evet, son olarak eklemek istediğim var. Tabii. Bunun altını çizdim.
Biz şu anda 8 kota yakaladık. Eren Yazıcıoğlu. Rio Olimpiyatları'nda 14 kotamız vardı. Biz 4 kotada büyük olasılıkla garantimiz var. Ben saydığım isimler üzerine bakıldığında Selahattin Kılıç sallayan, Mete Anbaşar, Yasemin Adar, Buset Osun. 4'ü bence %100 garanti Allah'ın izniyle. Bela günü de katarsak 13 kotayı büyük olasılıkla alacağız. Eğer bir ya da iki güreşçimiz de alırsa, yani 2000 Rio Olimpiyatlarındaki yakalamış olduğumuz kotayı yakalar ya da bir tık üstüne geçebiliriz. Bu noktada kotada hiçbir sıkıntımız yok. Aslında yaşanan olumsuzluklara bakıldığında alınan bu sayı çok çok önemli, çok çok bizim için değerli. Bunun da altını çizmek istedim kota sıralaması noktasında. Tamam, bu senin açıklamalarını da, bu videoyu da umarız ki paylaşırız. Recep Tosun bunu önceden öngörmüştü diye diyelim. Sevgili Recep Tosun, ilk bölümü tamamladık seninle. İkinci bölümle de devam edeceğiz. Çünkü yağlı güreşle ilgili özellikle yaşananlar, gündem birazdan güreş dünyasında olacak. Evet sevgili izleyicilerimiz, ilk bölümde sevgili Recep Tosun'la birlikte Minder'deki kotaları, madalyaları ve hedefleri konuştuk. İkinci bölümde de her zaman olduğu gibi yağlı güreş sezonuyla ilgili detayları ve olasılıkları ve yaşananları konuşacağız. Tabii ki gündem ne yazık ki diyeceğiz, çünkü baş pehlivanımız İsmail Balaban'la ilgili Survivor 2021 yarışmasında yaşananlar. Ben şimdi Recep Tosun yine bizlerle birlikte ama Güreş Federasyonumuzun açıklamasını ilk olarak sizlerle paylaşayım ki üzerine biz de konuşalım. Evet, kınıyoruz dendi. Neden? Survivor 2021'de ünlüler takımında mücadele eden baş pehlivan İsmail Balaban, önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşamış, gönüllüler takımından Uğurtan Dora, ünlü sporcu için çirkin ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeleri Güreş Federasyonu olarak kınıyoruz. İsmail Balaban bu yarışmaya kendi isteğiyle gitmiştir, ancak Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı güreşçimize bu tür hakaretler yapılmasını uygun görmüyoruz. Yaklaşık 670 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar yağlı güreşleri bizim kültürümüzün bir parçası ve atasporumuz. Yağlı güreşler içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. Bu felsefe daha küçük yaşta pehlivanlara verilir. İsmail Balaban da bu kültürle yetişmiş, ahlaklı bir baş pehlivanımızdır. O hakareti yapan kişiyi kınıyor. İsmail Balaban'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz denildi. Evet Recep Tosun, senden görüşlerini almak isterim. Evet, bence çok çok anlamlı, büyük bir destekti. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından resmi bir şekilde kınandı. Bu çok önemliydi. Çünkü evet, orası bir şov yarışması ama bu arada tarihi Kırkpınar'da iki kez farklı yıllarda başmen olmuş Türkiye Adı Güreşi Sarı Fırtınası İsmail Balaban orada şov amaçlı da olsa bir yarışmada, ama müsabakada dedi değil. Bir kere ben kendi düşüncemi orada paylaşmak istiyorum. Güreş camiasının şöyle bir öngörüsü var. Güreşi orada temsil ediyor ya da işte güreşimizin reklamını yapıyor. Hayır, ben buna katılmıyorum. Çünkü orada bir güreş müsabakası yapılmıyor. Ayrıca 10-15 yıllık bir Survivor'ın 700 yıllık bir gelenek olan atasporu güreşi tanıtma gibi bir misyonu olamaz. Bu bir hadsizliktir. Yani 700 yıllık bir geleneği bir tarafa bırakıp bir Survivor'ın güreşe katacağı hiçbir şeysi yok. Mümkün değil. Tamamen sadece atasporu güreşin ona bir katacağı bir değer vardır ki bunu zaten katıyor fazlasıyla. Evet, bizim baş pehlivanımız oraya katıldı. Merhum Reşit Karabacak ustamızın oğlu Emre Karabacak da katıldı. Evet. Katıldığın esas manadaki anlamı şu. Çok net söylüyorum. Pehlivanlar bireysel manada pehlivanlık karakterini orada yansıtıyorlar. Yarışmalarda, konuşmalarda, tartışmalarda, herhangi bir üslupte, yani normalde güreşi bilip de pehlivanı bilmeyen, güreşçiyi bilmeyen kamuoyunun orada göz önünde nasıl bir karaktere sahip olduğunun bir göstergesi olarak duruşlarını ortaya koyuyor. Yani kendi pehlivanlık karakterini orada yansıtmış oluyorlar. Ve federasyonum zaten orada içini doldurmuş. Usta çırak ilişkisi, insana saygı, rakibe saygı, birçok manada güreşçilerimiz, pehlivanlarımız bu tür yarışma platformlarında pehlivanlıklarını temsilen orada bulunuyorlar. Ve bugüne kadar Emre Karabacak çok iyi temsil etti. Evet, oradan ayrıldı ama İsmail Balaban bu da bayrağı devraldı, devam ettiriyor ve İsmail Balaban
yapmış olduğu tüm tavırlarda, hareketlerde, usullerde, tartışmalarda, müsabakalarda, rakipler olan saygıda pehlivanlık ismini çok iyi bir şekilde orada temsil ediyor ve bundan sonra da temsil edecektir. Federasyonumuz da bundan önce olmuş olduğu gibi bugün de yarın da her daim kendi lisanslı sporcusu, kendi değeri olan pehlivanının yanında olacağının resmi bir şekilde dile getirdi. Pek tabii ki de bunun dışında da sen herhalde söze gireceksin. Kırkpınar Hanım'ın sen Seyfettin Selim'in bir açıklaması vardı. Doğru, İstersen bununla devam edebiliriz. Tabii. Bugün bir pehlivan kolay yetişmiyor diyor Seyfettin Selim ve kimse böyle aşağılayıcı kelimeler kullanamaz. Programda bu tarz söylemlerin cevabı verilmeliydi diyor. Pehlivanlarımızın hiçbiri oyuncu değildir. Pehlivanlarımız güçleri kadar alçak gönüllülükleri ve ahlaklarıyla tarihten günümüze kadar hep örnek olmuşlardır. Herkes bunu böyle bilmelidir. Pehlivan ahlakını, erdemini ve manevi hazını yaşayan ve yaşatan baş pehlivan İsmail Balaban kardeşimin sıradan güreş ahlakından uzak tamamen şova dönük yarışmadan çekilmesini arzu ediyorum. İsmail gibi genç bir kardeşimiz burada şov malzemesi edilmesine gönlüm müsaade etmez. Evet, buna tepkiler ne oldu peki ağamızın yani bu açıklamasına? Burada Eren Yazıcıoğlu, sayın ağamız Seyfettin Selim aslında tüm güreş camiasının hissiyatını orada dile getirdi. Evet. Bu kadın kabul edilebilir bir durum değil. Evet, bir yarışma, herkes herkese her şeyi belki söyleyebilir yarışma esnasında ama onların taşımış olduğu misyonun üzerine söylemler yapılmamalı. Kişisel olarak ya da camiasını zarara, onların itibarına zedeleyici cümleler kurulmaması gerekiyor. Aslında ben yarışmacıların bu formatta birbirlerine söylemiş oldukları tabii ki önemli ama ben çok da oraya katılmıyorum. Sen moderatörsün, ben de senin yorumcunum Sports TV'de, ben de Koza TV'de aynı zamanda spor müdürüm ve ben de moderatörlük yapıyorum. Ben burada Sayın Acun Ilıcalı'nın bu değerler doğrultusunda 700 yıllık bir geleneğin temsilci olan İsmail Balaban'a söylenen bu sözü ekrana yansıtmamasını tercih ederdim. Ben aslında çünkü kendi ellerinde dediğin gibi. Yani çünkü canlı yayın değil, bu sözü kesebilirdi. Ya da eğer İsmail Balaban bu sözün altında kalacak bir karakterde, bir pehlivan değil çünkü ben onu 25 yıldır tanıyorum, mutlaka cevap vermiştir. Bu cevabı istinaden niçin ekrana gelmedi? Ya da verdi de mi gelmedi? Çok ya da soru gelecek belki var. De. Bakalım. Yani bu noktada benim söylemek istediğim şu, güreş severlerden İsmail Balaban oraya maddi açıdan katılmadı. İsmail Balaban pandemi sürecinde bu yılda Kırkpınar ve yerel ve mahalle güreşlerin olamayacağını öngörerek oraya katıldı. Maddi noktada katılmadı. Bunun altını çizmek istiyorum. Bir. İkincisi, oraya katılmak üzere bazı şartları siz teminat altında protokol yapıyorsunuz Eren Yazıcıoğlu. Bu evet, çok evet. Doğal. Yani anlaşmalar. Bugün ben hayır, sıkıldım çıkıyorum ya da kızdım çıkıyorum ya da gücendim darıldım ayrıldım diyemiyorsunuz. Böyle bir nokta var. Ayrıca bana çok mesaj geldi. Eğer İsmail ayrılırsa, İsmail oradaki ortamı kaldıramadı, taşıyamadı, korktu, kaçtı. Bir pehlivana yakışır mı? Böyle de bir durum var. Tabii. Böyle de bir durum var. Burada ben inanıyorum bundan sonraki programlarda bu programın promotörü ve moderatörü Sayın Acun Ilıcalı, değerli büyüğümüz, eğer ki bu mentalitede 700 yıllık değerin erozyona uğramasında ya da bir pehlivana ya da bir insana dahi söylenmemesi gereken sözün düzeltilmesi noktasında mutlaka bir orada öngörü yapacaktır, bir tedbir alacaktır ya da düzelttirecektir. İsmail Balaban burada en iyi şekilde pehlivanlık karakterini yine sonuna kadar şampiyonluğu kovalayarak orada duruşunu sergileyecektir. Yarışmadan ayrılmadan mücadele edecektir. Çünkü onun bugünlere getiren en önemli karakterlerden biri mücadeleci karakteridir. Orada çok da kaotik ortamlara girmeden sadece savaşarak, çalışarak, yarışarak şampiyon olacağı kanaatim %100. Bu noktada kendi adıma da ben Kıbrıs'ta bütün mesajları biriktireceğim. Sadece Kıbrıs'ta atacağım. Bunu da artı bir parantez belirterek şu sana bakmak istiyorum. Eren Yazıcıoğlu. Recep Tosun, çok teşekkürler. Bizler şimdi programı tamamlarken yine seninle yayın öncesinde de ortak bir kanıya vardığımız ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarını her zaman biliyoruz. Programımıza da yer veriyoruz. Pehlivanın Sanatı videosu var. Evet. Bu güzel bir harmanlanmış, güzel bir kurgu olmuş. Bir iki cümle de alayım. Sonrasında bahsedeceğim ve programı tamamlayacağım. Hemen sözü sana vereceğim. Tamam. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz'ın ve aynı zamanda güreş düzenleyen, yağlı güreş düzenleyen Kentler Birliği de başkanı ve çok güzel bir çalışma yaptı. Sayın İrfan Sarıgül buradan değerli başkanıma da selam yollamak istiyorum. Balıkesir Spor Kulübü 2. Başkanı. Bu Pehlivanın Sanatı adlı bu belgeseli Edirne'den Kars'a ve Ardahan'da güreşi bilmeyen
bilen ya da eksik bilen kim varsa onların her manada bilinçlenmesi ve nasıl bir kürtüle sahip olduğumuzu bilmezliği noktalarında bir çalışma yapıldı. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum ve sanırım İsmail Balaban özelinde de bir pehlivan nasıl yetişiyor ve bir pehlivanın nasıl nerelere geldiğini, nasıl bir atasporumuz güreşin içeriğini herhalde bu programdan daha iyi bir yer bulamaz koyacağımız için sana da teşekkür ediyorum. Beni kırmadın. Ne demek? Söz sende. Her zaman peki. O zaman hep birlikte tamamlıyoruz. Teşekkür ediyorum ben de programına katkılarından dolayı diyelim. Burada yine stüdyoda beraber birçok programa imza atacağımızı ben de düşünüyorum ve diliyorum diyelim. İşte sağlıkla kal. Hem minderi hem de yağlı güreşle konuştuk ve bizler de o zaman sevgili izleyicilerimiz, sevgili Recep Tosun'la birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yine YouTube hesabında bulabileceğiniz bu Pehlivanın Sanatı bir belgesel tadında bu videoyu sizlerle baş başa bırakıyoruz. Güreş dünyası bu videoyla birlikte tamamlanıyor. Yeniden görüşünceye dek diyelim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Değerli güreş severler, bu hazırlamış olduğumuz video sizlerin yağlı güreş esnasında pehlivanların yapmış olduğu bütün oyunları öğrenmeniz, yağlı güreşle ilgili daha detaylı bilgiler edinebilmeniz için hazırlanmıştır. Sadece çayırda pehlivanların güreştiğini seyretmek insana haz verdiği ölçüde, aynı zamanda bu güreşçilerimizin yaşadığı mücadelenin, o yağın güreşe kattığı zorlukların hissedilmesi ve o zorlu yağlı güreşle ilgili yapılan çalışmalarda rakibini nasıl istediğin noktaya getireceğinin mücadelesinin oyunlarının teknikleri gösterilmeye çalıştı. Umarım bütün gençlerimiz buradan yağlı güreşle ilgili birçok fikir edinir ve yağlı güreşe başlamaya karar verir. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin bu atasporumuza özenmelerini ve güreş sporunu yapmalarını arzu ediyoruz. Keyifle öğreneceğiniz bir video hazırladık. İnşallah keyif alırsınız. Atalarımız, büyüklerimiz, dedelerimiz çocuklarını severken pehlivanım diye sever. Bütün pehlivanlara selam olsun. Diyerek başlar güreşin görsel şöleni. Ve geçmişi milattan önce 4000 lira dayanan bu köklü gelenek yaşatılmaya devam eder erlerin meydanlarında. Orta Asya'dan Anadolu'ya taşıdığımız ata sporumuz çocukluğumuzun oyunu olacak kadar işlemiştir benliğimize. Aile içi bağ kurma şeklimiz, geleneklerimizi aktarma yöntemimiz olmuştur. Sırtın yere gelmesin derken dualarımız, peşreviyle selamımız, toprağı baş tacı ederken Hakk'a sığınışımız, rakiple 7 kez buluşurken yaratılana saygımız olmuştur. Fete giden gözü pek 40 askerimiz arasında yenişemeyen ikisinin oracıkta ölmesiyle efsaneleşen 40 pınar güreşleri, ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm diyen Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet'in anısını yaşatan ve Kırkpınar'ın rövanşı niteliğindeki Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşleri, yaylaya çıkan yörüklerin baharda Kumluca yağlı güreşleri
Yüzbaşında yayla dönüşü elmalı yağlı güreşleriyle Anadolu topraklarında yaşamaya başlayan bu gelenek ülkemizin en köklü ve büyük organizasyonlarıdır. Tarihi süreç içerisinde kısa şorttan aba güreşine, kara kucağından yağlı güreşine geçirdiği tüm evreleri köklü kültürüyle bağdaştırmış, tarihi serüveni yüzyıllarca devam eden bir kültür hikayesine dönüşmüştür. Zembili, kıspeti, davulu, zurnası, peşrevi, pehlivanı, cazgırı ve ritüelleriyle Türkler için bir spordan çok daha fazlasıdır güreş. Türk gelenek ve göreneklerinin İslami adapla yoğrulmuş kurallarına sıkı sıkıya uyarak sergilenen güreş seremonisi, el emeğiyle özel derilere işlenmiş kısmetin, kılınan namaz, edilen dua ile zembilinden çıkması ve kısmetini arayan pehlivana giydirilmesiyle ruhunu bulur. Güreşi diğerlerinden farklı kılan ve fevkaladelik katan yağlanma işleminden sonra tevazu, centilmenlik ve saygı ritüellerini barındıran peşrevi sergilenir. Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Baş peygamberimize! Hep beraber! Alkışlarla diyelim maşallah! Allah derman versin! Cazgır'ın duası ve manileriyle seyirci ve sporcular coşturularak davul zurna ritimleri eşliğinde yiğitler er meydanlarını şahlandırır. Ülkemizin pek çok yerinde düzenlenen yağlı güreşler, her yaştan izleyicisini öğretmek ve yarınlara bırakmak için içinde barındırdığı düstur ve terbiyelerle, ahlak ve imanla, vatan sevgisi ve disiplinle yoğrulacak ve meydanlarda vücut bulmaya devam edecektir. Efendim, bu coğrafyada güreş sadece bir spor aktivitesi değil, aynı zamanda nübüvvet rahlesinden geçmiş bir terbiyenin ve kültürün devamıdır da. Şöyle ki, Peygamberimizin torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin yenice yetişip gelirlerken Efendimiz onları bazen Mescid-i Nebi'de güreşe tutturur ve her seferinde Hazreti Hasan tarafını tutarlar. Oysa ki Hazreti Hasan Hüseyin'e göre hem yaşça büyük ve biraz da kuvvetlicedir. Bu manzarayı gören çocukların babası Hazreti Ali Kerremallahu Veçhe, "Ya Resulallah," buyururlar, "Hüseyin'i tutmalı değil misiniz?" dediklerinde, "Ya Ali, sen şu anda görmüyorsun ama mescitte bir büyük melek var. Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Hüseyin'in hocası, taktik vericisi ve ustası Hazreti Cebrail Aleyhisselam'dır. İşte bizdeki güreş kültürü ta buralardan gelmektedir." Er Meydanı. Yiğit pehlivanların güç meydanıdır Er Meydanı.
Er demek pehlivan demektir Türklerde. Güreş tuttukları meydanlar kutsaldır. Bu meydanlara doğalı çayır denmesi de bundandır. Zembil, kısmetin muhafazası için kullanılan sazdan örme korunaktır zembil. Zembil elinde kulağı kırık bir adam ya er meydanından dönüyor yahut da er meydanına varıyordur. Kısmet, özel sağlam derinin kullanılmasıyla pehlivana has dikilen kısmet, Hazreti Hamza'nın ruhuna edilen duayla pehlivana kısmet olur. Yağlanma, güreşleri zorlaştıran ve farklılaştıran yegane ritüeldir yağlanma. Belli bir usule göre yapılan bu etkinlik, rakip pehlivanların yardımlaşmasıdır aynı zamanda. Peşrev, güreşin başlayacağını gösteren anlamlar bütünüdür peşrev. Üç kez toprağa dokunarak başlar. Toprağa saygı ve ona dönecek olmanın bilincini gösterir. Kısmetlerine vurarak dolaşmaya başlayan pehlivanlar toplamda 7 kez buluşurlar. Her birinin anlamı ve adabı olan buluşmaların ilki güreşimiz mertçedir anlamındaki tokalaşmadır. Centilmenlik ve tevazu göstermek için yapılan sonraki iki buluşmada paça şirazeleri kontrol edilir. Bir diğerinde kuralların kabul edildiğini ifade etmek için rakibin sağ ayak ve baldırlarına dokunarak başa sürülür. Sonraki buluşmada rakiple helalleşmek için sırtlar sıvazlanır. En son buluşmadaysa eller ensede güreş başlar. Davul zurna, dünyada müzikle yapılan en eski spor dalıdır yağlı güreş. Hem seyirciyi coşturur hem de güreşin temposunu tutar. Davul ve zurnanın ritmi pehlivanların hamleleriyle şahlanır. Cazgır, gür sesiyle pehlivanları meydana çağırdığında salavatçı, pehlivanlara ve atalara dua ettiğinde duacı, peşreve çıkış verdiğinde peşrevci isimlerini alan er meydanının olmazsa olmaz coşku kaynağıdır cazgır. Ağalık. Güreşlere ağalık etmek maddi değil, manevi bir sorumluluktur günümüzde. Güreş ağalığı, mertlik, dürüstlük, hoşgörü erdemlerinin aynasıdır. Ağalık, atasporumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Güreşlerin düzenlenmesinden, ta düşüncesinden itibaren bu güzel organizasyonun içinde yer alır ağa. Ağa, kırmızı dipli mumuyla davet eden, dualı çayırda misafirleri karşılayan, o güreşler süresince gelen misafirlerine ağırlayandır. Daha sonra da sağ selamet güreşler bittikten sonra misafirlerine uğurlayandır ağa. Ağa aynı zamanda ta en alt boydaki güreşçiden baş pehlivana kadar bütün güreşçilerin hamisidir. Onların abisidir, onların büyüğüdür. Kırmızı dipli mum. Günümüzde sembolik olarak kullanılan kırmızı dipli mum, kitle iletişim araçlarının olmadığı dönemlerde okuyucu denen ulaklarla yöneticilere gönderilen davet sembolüdür. Kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşan yağlı güreşler, Türk kültürünün önemli bir miras değeri olarak izlerini, renklerini ve yaşayışlarını günümüze kadar aktarmıştır. Bu kültürel mirasın bugünden geleceğe olan yolculuğunda ona iyi bir zemin hazırlama ve gelecek nesillere aktarma gayesiyle yapmış olduğumuz bu çalışmanın gençlerimize sağlam bir kaynak oluşturulmasını temenni ediyorum. Yağlı güreşi gelecek kuşaklara aktarmak için hazırlanan bu eğitim videosunun yağlı güreşe çok büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Bu videoyu hazırlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm güreşçi kardeşlerimin ve güreş severlerin bu güzel videoyu izlemesini tavsiye ederim. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın atasporumuz yağlı güreşler için gelecek nesillere, gelecek kuşaklara taşınması açısından yağlı güreşin oyunlarını, yağlı güreşin ögelerini, yağlı güreşin hareketlerini, teşrifini, örf ve adetini gelecek nesillere taşımak için büyük bir çalışma yaptığını duydum ve çok mutlu oldum. Gerçekten atasporumuz için ihtiyaç olan bir çalışmaydı. Buradan tekrar Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Gelecek nesiller bugünkü kuşağın
atasporun nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini bu videoyla izleyeceklerdir inşallah. Ayakta duruş kol bağlama. Rakibin ayağının durumuna göre pozisyon alınır. Bir ayak önde, diğer ayak arkada dengeli bir şekilde durularak rakiple kol bağlanır. El ense. Rakibin kasnağına uzanılarak ensesi açılması sağlanır. Açılan taraftan elin içiyle rakibin ensesine vurulur. Amaç rakibin zayıf anında dengesini bozmaktır. Tırpan çeşitleri, iç dış, sağ ve sol ayağının içiyle hasmın baldırına veya ayak bileğine yapılan hamledir. Rakip düşürülmese bile sendeletilir. Rakibin ayağının dışından yapılırsa dış tırpan, ayağının içinden yapılırsa iç tırpan adını alır. El ense tırpan kombine. El ense ile dengesi bozulan, sarsılan rakibin ayak bileği veya baldırına içeriden ve dışarıdan vurularak sendeletir. Yıpratır ve yere düşürülebilir. Hatta sırt aşağı yeniş bile gerçekleştirilir. Boyunduruk. Daha ziyade kontra atak bir oyundur. Paçalarına dalan rakibini başından koluyla birlikte bloke eder. Başını bloke ettiği kola dayar, diğer eliyle kasnağa uzanır ve rakibinin arkasına dolanır. Ayakta kasnak ve paçayı alarak bastırma veya yeniş. Bir eli kasnakta olan pehlivan, rakibin duruş pozisyonuna göre uygun olan paçayı yakalar. Rakibini sürmeye başlar. Dengesi bozulan rakibini bastırır veya ters pozisyondan direkt açık düşürür. Kasnaktan tutuş şekilleri. Pehlivan ayakta rakibin pozisyon alma durumuna göre kasnağın önünden veya yanından tutar. Ayaktan iç kazık, ters paça. Pehlivan ayaktan kasnaktaki elini rakibin kısmetinin ön kısmından iç kazığını alır. Diğer eliyle rakibinin paçasını tutarak havalandırır. Havada el değiştirir. Ters paçayı bularak rakibini yener. Paçalara çift dalış, omuzlayarak 3 adım yürüme. Rakibin paçalarının ikisini birden yakalayan pehlivan aşağıdan dengeli bir şekilde kalkar. Rakibini omuzlayarak 3 adım yürür ve yenişi gerçekleştirir. Ayaktan iç ve dış çangal. Rakiple karşılıklı olarak yapılan bir oyundur. Her iki rakibin bir eli paçada, diğer eli kasnaktadır. Rakibin ayağına içeriden vurulursa iç çangal, dışarıdan vurulursa dış çangal adını alır. Rakip açık düşürülür ve yeniş gerçekleştirilir. İç dış kazık bloke etme. Pehlivanın elini bastırmış olduğu rakibin kısmetine sokmasıdır. El arkadan girerse dış kazık yapılmış olur. Rakibi bloke etmek amacıyla kullanılır. İç kazık rakibin kısmetinin ön tarafından yapılır. Yeniş pozisyonuna geçişte sonuç almada kullanılır.
ters paça. Yere uzanmış olan rakibin paçasından tutulur. Beline doğru dış kazıkla birlikte yüklenilir. Çatısı bozulan rakibe tutulan paçalar el değiştirilerek yüklenilir. Ters pozisyonundan geniş gerçekleştirilir. İç kazık ters paça kombine. İç kazıkla birlikte rakibin paçası da tutularak rakibin başına doğru yüklenilir. Paçadaki el değiştirilir. Ters bulunur ve yeniş gerçekleştirilir. Künde, oturarak ayak ve şak kündesi. En etkili ve seyir zevki en yüksek oyunlarındandır. Birkaç farklı uygulanış şekli vardır. Rakibini bastıran pehlivan, elinin bir elini önden diğer elini arkadan geçirerek rakibin kalçasını kilitler. Rakibin beline yüklenerek başına doğru künde atılır. Ayaktan atılırsa ayak kündesi, oturarak atılırsa oturak kündesi adını alır. Pehlivan bir elini rakibin arkasından bacak arasından sokar. Ön kasnağı alınarak başının üzerinden aşılarak yapılan kündeye de şak kündesi denir. Sarma. Yerde uygulanan en önemli oyunlardan birisidir. Pehlivanın ayağını rakibin bacağına sarması, dolamasıdır. Bir ayağıyla sararsa tek sarma, iki ayağıyla sararsa çift sarma adını alır. Sarma takılan taraftaki kola dayanır. Öteki elle de sarma takılan bacağın paçasından yakalanır. Altı alınan pehlivanı kımıldatmayacak olan oyun sarmasıdır. Çift taraflı bir oyundur. Sarma takan bir anda takılan pozisyona gelebilir. Sarma kle kombine. Pehlivanın tek veya çift sarma vurduğu rakibine kolunun altından ensesini dolayarak kile oyununu yaparak yenişi gerçekleştirir. Paça kazıktan yayarak uzatma. Pehlivanın dış kazık vurduğu rakibinin paçasından tutar. Kendi dizini rakibinin dizine kuvvet uygulayarak uzatır. Keçi dikmesi. Kendisine hamle yapan rakip yerde karşılanır. Rakibinin başı iki bacak arasına sıkıştırılır. Diğer elle dış kazık vurulur. Rakip dengeli bir şekilde terazilenip yana çekilir ve aşırtılarak yeniş gerçekleştirilir.
kas kanadı. İki pehlivan da yerde yüz yüze durumdadır. Boyunduruk pozisyonunda olan pehlivan, pozisyon değiştirerek rakibini yanıltarak kafasını bacaklarının arasına alır. Bir elini rakibin koltuk altına sokar, yana doğru atarak yenişi gerçekleştirir. Direkt sonuca gidilen bir oyundur. Kılçık. Alttaki pehlivanın üste sarma ve künde pozisyonuna aldığı rakibine yaptığı kontra bir oyundur. Sarma ve kündeye geçen rakibine bir eliyle dış kazık vurur ve bekler. Rakibi oyunu tamamlayacağı anda diğer eliyle paçadan tutar. Rakibinin üzerine yüklenerek yenişi gerçekleştirir. Usta pehlivanların özellikle yaptığı yanıltıcı bir oyundur. Kazıktan serptirme. Rakibini bastırarak iç kazığı çapraz bacağa vuran pehlivan, rakibin kısmetinin dikişlerini sıkı bir şekilde tutar. Kendisi rakibin kazık vurduğu tarafın tersine geçer, ayağının yardımıyla yana doğru atarak aşırır ve yenişi gerçekleştirir. Suplex. Rakibinin arkasında belini kollarıyla tamamen kavrayan, ellerini kenetleyen pehlivan, alttaki rakibinin ayağı kalktığı anda kendi vücudunu da rakibe vurdurarak, geriye veya yana aşırarak yenişi gerçekleştirir. Yağlı güreşte, minder ve kara kucak güreşlerinde seyir zevki olan oyunlardan birisidir.